Hocam sizde de inanılmaz hikayeler var. Böyle yaşını başını almış teyzeler, amcalar inanılmaz yerler kazanıyor. Nasıl oluyor bu? Gerçekten enteresan. Yani ben mesela sağlık memuru, uzun seneler sağlık memurluğu yapmış bir abim var. Adam üroloji uzmanı. Yani tıp da bitirmiş, ihtisas da kazanmış. İyi bir üroloji uzmanı. Ekonomik durumu had safhada iyi. Yine aynı hastanede görev yaptığım bir hemşire arkadaşım, ameliyathane hemşiresi. Şu anda İstanbul'un en varlıklı, en iddialı avukatlarından birisi. Yani bu kız 25-26 yaşında, 27 yaşında üniversite sınavı kazandı. Kadıköy'ün göbeğinde o ünlü boğa heykelinin olduğu yerde boğaz manzaralı kızın ofisi var şu anda. Arkadaşlar çalışınca gayret edince her şey çok güzel oluyor. Üniversite sınavıyla alakalı müthiş efsaneler var. Hani zordur, odur, budur. Sınav zor değil. Orta zorlukta bir sınav. Asıl buradaki problem güzel bir iradeyle, azimli, gayretle çalışabilmekte saklı. Bir başka hikayeyi de izin verirseniz Adıyaman Besle Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel hocamdan dinleyelim. Buyurun. Mehmet hocam, Besle Milli Eğitim Müdürümüz. Eyvallah. Eğitim fakültesi 4. sınıfta coğrafya bölümünde 4. sınıfta okurken dediler ki ya bir hemşerim 1. sınıfa gelmiş dediler. Tanışmak ister misin dedim, tabii tanışırız. Aklımdan geçirdim, ben 4. sınıftayım. 1. sınıfa geldiğine göre amiyana tabirle bir civciv geldi, bir tanışalım, evet, yardımcı olalım hemşerimize, evet, dedik. Gittim baktım saçlı sakallı bıyıklı 35-40 yaşında bir adam. Koca adam. Sizden evet, koca büyük. Koca bir adam, benden çok çok büyük. En az 15 yaş büyük. Ya dedim hayırdır, siz ne iş, nereden geldiniz, niye geldiniz? Dedi ki hocam ben ilkokulu bitirdim. Bir kurumda hizmetli olaraktan çalışıyordum. O kurumda bulunan kişi beni biraz horladı. Aşağıladı. Hmm. Öyle olunca ben dedim ki bu iş burada bitmez. Tuttum ortaokul diplomasını dışarıdan aldım. Lise diplomasını da dışarıdan aldım. Üniversite sınavlarına girdim. Üniversite sınavlarının neticesinde ben buraya geldim. Coğrafya bölümüne kaydoldum dedi. Ve bu arkadaşımız daha sonra okulu bitirdikten sonra o hizmetli olarak çalışmış olduğu kuruma müdür olarak atandı. Vay, vay, aynen vay, öyle. Vay.